geldiniz. Değerli misafirler, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcımız Rebiye Ünüvar Hanımefendi'den küçük bir açılış konuşması rica ediyoruz. Evet, çok güzel bir etkinlik. Bu fuarın geleneksel hale gelip devam etmesi için elimizden gelen çabayı vermeye hazırız. Tüm Çanakkale halkının ilgisine sunuyoruz. Gelin bol bol kitap alın. Burada değişik kulüpler de var. Onlara da destek verin. Çok teşekkür ediyoruz bu etkinliği hazırlayan, emeği geçen herkese. Evet değerli misafirler, Çanakkale CHP milletvekilimiz Bülent Öz'den kısa bir açılış konuşması rica ediyoruz. Evet, Gülçin Akın hanımefendinin sanırım dördüncüsünü organize ettiği bu kitap fuarında olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Ayrıca sizin yanınızda olarak gelen tüm katılımcılara da teşekkür ediyorum sizin adınıza. Günümüzde kitap okuma alışkanlığının maalesef gittikçe azaldığı yüzyılımızda böyle bir etkinliğin olması çok anlamlıdır diye düşünüyorum. Ve herkesi ben kitap okumaya davet ediyorum sizin adınıza ve kendi adıma ve tüm davetler adına. Dolayısıyla bu etkinliğin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bundan sonra daha bilgi çağında olan bir toplum olma yolunda ilerler diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet değerli misafirler, Çanakkale Vali Yardımcımız Adil Karataş'tan kısa bir açılış konuşması rica ediyoruz. Sayın Valim, buyurun. Değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler, az okuyan bir toplumda ümit ederim daha çok okuyan bir toplum haline gelmediği ümidiyle dördüncüsü düzenlemiş olduğumuz kitap fuarının hayırlı uğurlu olmasını diler. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Evet değerli misafirler, Çanakkale 4. Kitap Fuarı etkinliğimize desteklerinden dolayı önce Çanakkale Valiliği, sonra Çanakkale Belediyesi'ne, İl Kültür Turizm Müdürlüğümüze ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür etmek istiyorum. Bunun yanında Doğutaş'a ait biliyorsunuz Troya Alışveriş Merkezi. Bize yer katkılarından ve tanıtım katkılarından dolayı Doğutaş'a ve Troya Park AVM'ye teşekkür, AVM yönetimine teşekkür ediyorum. Ayrıca ana sponsorlarımız var burada yine. Maddi anlamda gerçekten bu kitap fuarının oluşmasına, yazarlarımızın buraya gelmesine ciddi destek sağladılar. Onunla ilgili de ufak bir plaket takdimimiz olacak. Bora Astezing Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Aycibin. Sayın Valim. Evet Ersin Bey'in plaketini alabilir miyiz? Evet değerli misafirler, bugün özel bir yazarımız var yine. Çanakkale'ye iştirak etti kendileri. Mustafa Kemal Atatürk'ü gören belki de son yazarımız kendileri şu anda, değil mi? Evet, doğru söylüyorum. Aynen öyle. Evet, plaket takdimi için Sayın Vekilim sizi alabilir miyiz? CHP Milletvekilimiz Bülent. Çanakkale benim biraz da çalışma alanımdı. Peki Çanakkale olmasaydı o olmazdı. Hanımefendinin belirttiği gibi Atatürk'ün görüntüde hayatta kalan ve yazar olan herhalde son insanlardan da biriyim. Onun da kitabını yazdım, çok da ilgi gördü. Çok nazlısınız. Ben de almaktan onur duyuyorum. Çok çok teşekkür ederim. Evet değerli misafirler, yine önemli bir yazarımız var burada. Ankara'dan Çanakkale 4. Kitap Fuarı etkinliğimize katıldı. Ahmet Zeki Yeşil, hocam buyurun. Evet Rebiye Hanım, rica etsek yazarımıza plaketini verebilir misiniz? Bütün etkinlikler. Yazarımız, çocuk kitapları yazarımız Savaş Ünlü, hepimizin çocuğu, onun kitabını en az iki tanesini mutlaka okumuştur. Sayısını kendisi bile bilmiyor şu an kitaplarının. Savaş Ünlü'nün plaketini takdim etmek üzere Çanakkale Milli Eğitim Müdür Yardımcımızı davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.
Çok sağ olun. Değerli misafirler, yine reklam ve tanıtım konusunda kitap fuarı etkinliğimize ciddi destek sağlayan Çanakkale İnternet Medya Göksel Acara'yı davet ediyoruz. Kültür Müdürümüzü davet ediyoruz. Plaketini takdim etmek üzere. Göksel Bey. Misafirler. Fuarın organizasyonunda benim de biraz tuzum bulundu. Çanakkale'li bir yazar olarak bir organizasyona da ciddi imza atmış olduk. Çanakkale AK Parti MKYK üyemiz Jülide Hanım'dan ben de izninizle plaketimi takdim almak istiyorum. Kadına kadın gücü. Ödülü ben veriyorum. Çok teşekkür ederim. Evet değerli misafirler. Troya Park Alışveriş Merkezi Müdür Yardımcımız hanımefendiyi davet ediyoruz plaketini almak üzere. Orçun Bey alabilir miyiz? AK Parti MKYK üyemiz. Ben teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. İkramlarımıza geçebiliriz. Arzu ederseniz standlarımızı gezebilirsiniz. Tekrar teşekkürler. Hocam Çanakkale'deki bu aktiviteler çok az. Bunun için bir rektör olarak siz neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bunu aktivitelerle ilgili bir sıklık yapacak mısınız? Bir atılımınız var mı? Aslında kitap deyince üniversite akla gelir her şeyden önce. O anlamda ben Çanakkale'de bir kitap fuarı yapılıyor olmasından çok büyük bir mutluluk duyuyorum üniversite rektörü olarak. Dördüncüsü yapılıyormuş. Daha önceki dönemlerde kaç defa yapıldı diye sordum ben. Dördüncüsü yapılıyor dendi. Demek ki nispeten yeni ama önemli olan başlamış olması ve devam ediyor olması. Ben eminim ki Çanakkale'ye çok büyük şey katacak, çok büyük değer katacak bu kitap fuarının Çanakkale'de yapılıyor olması. Üniversite dediğim gibi bu işin merkezinde herhalde zaten bu bölgede en büyük kütüphane üniversitemizde, en büyük kitap koleksiyonu üniversitemizde. Tabii biz bir taraftan edebi kitaplar, sanatsal kitapların yanı sıra bilimsel kitaplar ağırlıklı bir kütüphaneyiz şüphesiz ki ister istemez. O yüzden Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kütüphanesi'nin bütün yeni çıkmış kitapları takip eden, alan, satın alan, bulunduran, Çanakkale'de herhangi bir öğrencinin ya da herhangi bir yaşayan kişinin ya da misafirin, ziyaretçinin aradığı her bilimsel ya da kültürel edebi kitabı, hele hele de yeni çıkmış olanları bulabileceği bir kütüphane, üniversite kütüphanesi olsun diye çalışıyoruz. Bu anlamda çok ciddi bir sistem oluşturduk. Bizim herhalde Çanakkale'ye ve çevresine katacağımız en büyük değerlerden bir tanesi bu. Herkes istediği, arzuladığı kitabı bulabileceği bir kütüphaneyi yanı başında. Sayın Rektörüm, yani halk da girebilecek mi kütüphanenize? Halk da girebiliyor mu? Kesinlikle. Biliyorsunuz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kütüphanesi 24 saat açık bir kütüphane. Hatta en çok ilköğretim lise öğrencilerinin geldiği de söyleniyor bana kütüphaneden yararlanmak için. Bu çok mutluluk verici bir şey. Çanakkale'ye açık, dışarıya tamamen açık. Sadece belli tarihlerde öğrencilerimizin sınavlarına hazırlandığı çok kısıtlı tarihlerde bazı kısıtlamalar getirebiliyoruz. O da çok bütün yılı düşündüğümüz zaman oldukça mütevazi. Bir haftayla iki haftayla sınırlı bir dönemden bahsediyoruz. Onun dışında tamamen Çanakkale'ye açık. Çanakkale'de okuyan, Çanakkale'de bulunan herkese açık bir üniversite kütüphanesi olsun. Hem de 24 saat açık. Sayın Rektörüm, en son okuduğunuz kitabı öğrenebilir miyiz? Benimkiler hep daha çok bilimsel kitaplar oluyor. O yüzden hani söylesem çok ilgisini çeker mi ziyaretçilerin veya dinleyicilerin? O yüzden hiç söylemeyeyim. O uluslararası hukukla ilgili bir kitap. O yüzden söylemeyeyim en iyisi. Sanırım 18 Mart Üniversitemiz çok şanslı. Sizin gibi genç bir, dinamik bir rektörleri var. Siz de sanırım bu tarz aktiviteler düzenlersiniz diye düşünüyoruz. Kesinlikle. Yani tabii ki Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
genç ve dinamik bir üniversite. Yeni bir üniversite değil ama genç ve dinamik bir üniversite. Bu konuda da tabii ki önce olmak durumundayız. Bizim en büyük öncülüğümüz gerçekten muhteşem bir kütüphane oluşturmak olmalı. Zengin bir kütüphane, bilimsel olarak da zengin bir kütüphane oluşturmak olmalı. Tabii şunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Kitap kavramı nispeten değişiyor. Biraz daha elektronik bir hal alıyor. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Bu basılı kitabın yerini asla tutmaz. Hani o keyif anlamında onun yerini asla tutmaz. Ama bilmemiz lazım ki bir geniş bir dijital kitap dünyası var bizim akademiyada. Ve özellikle de o açıdan da zenginleştirmeye çalışıyoruz. Herhalde onda da bizim önce olmamız lazım diye düşünüyorum üniversite olarak. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. En son şu an elimdeki kitap Eyvallah. Ama ondan önce de ben aynı anda 3 kitap okuyorum. Çünkü hem kendi ruhuma hitap eden kitaplardan hoşlanıyorum ama aynı zamanda siyasi tarihi de es geçmemek gerektiğine inanıyorum. Bir kitap okuyorum. Menderes dönemini anlatan, adı da gelmedi aklıma da ondan bir an düşündüm. Menderes dönemindeki anıları anlatıyor. Yani o ihtilal zamanını anlatıyor. Erdal Tan'ın bir kitabı. Aynı zamanda da Ali Bayramoğlu'nun Çağdaşlı Kurafe Kaldırmaz kitabını üçüncüye okuyorum. Başarılı bir iş kadını. Teşekkür ederim. Başarılı bir siyasetçi. Mükemmel bir anne. Bir de kitap okuyorsunuz Cilda Hanım. Tebrik ediyorum sizi. Önünüze saygıyla eğiliyorum. Kitap okumaya fırsat bulabiliyorsunuz. Vallahi, genellikle uçakta, yolda giderken ama ben kitabı boş vakit olarak değil, aynı yemek yemek gibi bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bir de çocuklarımızın eğer okumasını istiyorsak ilk önce örnek olmalısınız. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Bir kitap kurdu olduğunuzu öğrendik. En son okuduğunuz kitap nedir? En son okuduğum kitap Bir Şehir Kurmak adlı, yazarını şu an anımsayamıyorum, bir kitap. Şehirlerimizin sadece betonarme binalardan oluşmaması gerektiğini, kültürel, sanatsal etkinliklerin de olması gerektiğini, insanların psikolojik olarak daha iyi şartlarda bir şehirde yaşaması gerektiğini anlatan bir kitap. Herkese de buradan tavsiye ederim. Nefal Bey, genç bir siyasetçisiniz. Çanakkale'de bu tarz etkinlikler farkındaysanız çok az. Bununla ilgili bir girişimde bulunmak istiyor musunuz? Kesinlikle. Biz bununla da alakalı birkaç projemiz var. Başlattık. Süresiz bir proje. Buradan da duyurmuş olalım. Özellikle köy okullarımıza ve doğudaki okullarımıza öğrencilerimizin kitap okuyabilmesi için kitap kampanyası, kitap toplama kampanyası yapıyoruz. Buradan da duyurmuş olalım. Parti binamıza, AK Parti il binamıza okumadıkları, okudukları fazla olan kitapları getirebilirler. Biz onları ihtiyacı olan okullarımıza, genç kardeşlerimize veriyoruz. Ki bu tür organizasyonların da kesinlikle Çanakkale'de daha fazla olması lazım. Çünkü Çanakkale'nin en büyük eksiği sanatsal ve kültürel etkinlikler olduğunun inancındayım. Çok teşekkür ederim. Anlamlı ve önemli bir etkinlik, faaliyet olduğunu, organizasyon olduğunu söyleyebilirim. Ben organizasyonu tertip eden, hazırlayan Gülçin Hanım başta olmak üzere Çanakkale Valiliğimiz ve diğer kamu kurumlarına teşekkürü bir borç biliyorum. Tekrar fuarın yaklaşık bir 10 gün burada bulunacak. Tüm kitap severlere ve ilimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Ben de temenni ediyorum. Organize ediliyor. Ben aynı zamanda Çanakkale Ticaret Odası'nda da biliyorsunuz meclis üyeliğim var orada da. İnşallah bize örnek teşkil eder. Hem odada hem siyasette bu tarz organizasyonlar yaparız diye düşünüyorum. Yani biz daha çok daha önce kitapla ilgili organizasyonları hep şöyle yaptık. Hani daha çok kitabı eksik olan, işte kitabı olmayan okullara vesaire araç gereç toplayıp, düzenleyip, götürüp verme anlamında yaptık ama tabii bu daha güzel oldu. İnşallah biz de bundan sonraki süreçte böyle bir şeyin içinde oluruz, organizasyonun içinde oluruz diye temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu
organizasyon için evet. Öncekilerde öyle bir şey yoktu. Tamamen kişisel, kendi çabamızla işte yaptığımız organizasyonlardı. Ama Çanakkale 4. Kitap Fuarı etkinliğine gerçekten işte resmi kurumlarımız, daha önce de bahsettiğim gibi Çanakkale Belediye'miz, Valiliğimiz, İl Kültür Müdürlüğümüz, Turizm Müdürlüğümüz ciddi destekler verdiler. İşte öğrencilerin yönlendirilmesiyle ilgili daha çok güzel destek sağladılar. Plaketlerin takdimiyle ilgili işte birçok konuda kapılarımızı açtılar bizim. Önümüze engel çıkartan olmadı. Bu çok önemli bir konu çünkü. Dolayısıyla hani ana sponsor firmalarımız vardı Çanakkale'de. Boreas Dezing gibi, işte Çanakkale İnternet Medya gibi, yine işte Melis Pastanesi gibi arkadaşlarımızın da ciddi destekleri oldu. Tabii destek olunca fuar organizasyonu da güzel oluyor, keyifli geçiyor. Yorulmuyoruz, yorulmadan yapıyoruz hep beraber. Evet, keyfiniz de sizin yüzünüzden okunuyor şu an. Evet, mutluyuz. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Biz teşekkür ederiz Gülşen Hanım. Kolay gelsin.